Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Yakutistan'ın başkenti Yakut şehrindeyiz ve Yakutistan artık soğuklarını hissettirmeye başladı. Keşke çok değil, 2 haftam daha olsaydı burada göl buz tutmaya başlamış olacaktı ve yani hakkıyla bir gerçekten o hayalimizdeki Yakutistan'ı görecektik. Yani normalde şu şartlarda -30, -35'leri görmesi lazımmış ama şu an -15, -17 arası gidip geliyor. Son 2 gündür böyle sağda solda bakın araba çalışıyor ama sahibi yok, bırakmış gitmiş. Birkaç tane daha böyle araba gördüm dün akşamla bugün. Yakutistan'da hayat böyle. Neyse, şu an burada bir matematik öğretmenimiz var, Saha Türk'ü. Saha Türklerinin gelenek ve görenekleri korumayla hobi olarak ilgileniyor diyelim ve Türkiye'den gelen bazen böyle insanları karşılıyormuş. Şu an beni alacak, bugün bir köye götürecek ve Sakalar'da en az dini ritüellerini yerine getiren insanlar kadar demir ustaları da çok önemli. Sakaların hatta en önemli insanları, belki en önemli önem verdiği, en çok değer verdiği insanların başında geliyormuş demir ustaları. Evet, soldaki bayrak Rusya'nın bayrağı, sağdaki de Saka Cumhuriyeti'nin bayrağı. Burada hep böyle insanlar var. Şimdi Alexi arkadaşım geldi, araba bekliyoruz, bizi götürecekler. Evet, şu an biz yola çıktık. Biz şimdi hangi köye gidiyor? Hatas. Hatas köyüne gidiyoruz. Şimdi bizi, senin adın kim abi? Aygın. Senin adın kim? Adın kim ki? Aruhan. Aruhan Bey. Şimdi bir de Alexi var. Sağ olsun, o ayarladı bunu. Şimdi köye gidiyoruz. Abimiz de burada demir ustalarının bir federasyonu varmış. Orada müdür. Evet, köye geldik. Çok küçük bir köy değil. Bu sıcak su. Sıcak su. Köylerde bile doğalgaz var demiştim. Gittiğim şu an 3. köy oldu. 3'ünde de doğalgaz sistemi vardı. Köl ama buz. Buz. Hep göl buz tutmuş. Buz olsun. Evet, demir ustasının evine geldik şimdi. Ocak. Demir ocağı. Şimdi abinin atölyesine bakıyoruz. Şimdi normalde burada kimse yoktu. Benim için geldiler köyü göstermeye, sağ solu gezdirmeye. Bunda demiri eritip bunda şekil yaralanmış. Bu ne? Oha, ne kadar büyük körük. Ne diyorsunuz buna? Yozgar. Sakada da ne diyorsunuz? Gört. Bizde körük. Körük. Körük denir. Abimiz bıçak ustasıymış, burada da yaptığı bıçaklar var. Benim var da tuvame. Benimdir. Şimdi bu bir kopuz, siz buna komus diyorsunuz. Komus. Şimdi bu da... Şimdi bu kopuz tamamlanmamış ya, buna komuz tıl diyorlar. Yani kopuzun dili. Tamam. Tutak. Aha. Tutak. Tutak da olur. Bir de var. Aha, bana tutak yapıyor. Huş. 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 Huş ağacının köküymüş bu. At kılı. Sadece at kılı. At kıva. Türkçe at kılı. Bununla temizlik? Yok. Bu şaman. Şaman. Şamanik bir şeymiş. Şimdi Alexi bir yandan, Alexi sen Türkçe az biliyorsun. Çok çok az. Evet. Nerede öğrendin Türkçe? Türkiye'ye. Geldin. Türkiye'de. Törttün. 23 Nisan çocukları, Yakutistan çocukları
Aa, götürdün Türkiye'ye. Börek. Türkçe börek sadece. Börek. Börek. Biz buna patatesli börek diyoruz. Abi bizim bir şey, aynı bir şey, bildiğiniz bir şey, onun içine patates koymuşlar. Çok da güzel olmuş. Bunun adı ne? Bu çoron. Çoron, saha. Saha. Evet, şimdi kımız içiyoruz. Oy, gerçek kımız. Gerçek kımız? Abi hiç kımız içmeyenlere nasıl tarif edeyim? Kırgızistan'ı, Moğolistan i̇çtim. Kımız. Ha, iç, içtim. Ha. İspitim gir. Ben işi seviyordum diye. Hiç en eşki yoğurttan, hatta en eşki süzme yoğurttan yapılmış ayran. Yani tadını öyle tarif ediyorum yani. Yoksa bu az sütü. Tabii bir mayalanma süreci de var. Koyun. Vay arkadaş. Dağlarında. Yabani. Sakalca çubuğu. Çubuğu. Bu zamk, yani reçine. Zamk. Ama içine şu sıvıdan damlıp da şuradaki bir şişe var ya. Nerede? Burada. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bıçağın herhalde yapımında bunu kullanacak. Demiri. Nasıl gözlük? Lan tam bir set gözlü aslında. Demirci gözlüymüş ama. Herhalde o damlayı sürünce daha kuvvetli yapıştırıcı oldu. Bu da şey, buradaki Yakutistan Demirciler Derneği'nin sembolü. Ama Yakutistan'daki demircileri şey saymayın. Türkiye'de bizde en değerli ne vardır mesela? Bu insanlar da demir abi. Hatta bazı demir ustaları zamanında, sakaların zamanında kamlardan daha önce, daha ön tarafta tutulurmuş. Çünkü sakalar genelde savaşçı, yani göçebe savaşçı bir halk. Silah kullanmaya erken dönemde başlamış. Silahtan kastım, kılıçtan bahsediyorum. Ve bunların da kısa kılıçları varmış. Yani çok büyük olmayan kısa kılıçları ve aynı zamanda da demirden kendilerine kıyafetler de yapmışlar bu insanlar. Zaten yani bunlar toplamda göçtükleri alan 7000, yani son videoda anlatacağım gerçi bunları da, böyle 6000-7000 kilometre kare alanda bulunmuşlar toplamda. İşte en eski Türk topluluğu diyebiliriz. Çünkü İskitlerle bağlantısından da söz ediyorlar. Her ne kadar onunla ilgili tartışmalar varsa da hani okudum kaynaklarda şey diyordu. Bunlar aslında İskitler. Bir Avrupa'ya yönelmişler, sonra geri gelmişler falan diyorlar. Kimisi de başka şeyler anlatıyor ama kök Türk oldukları su götürmez bir gerçek. Adamlar en eski Türk geleneklerini ve Türkçesini konuşuyor. Yani şimdi siz, senle İskitler aynı mı? Aynı. Aha. Aynı şey. Aymaktır. Abi size bir şey söylüyorum. Yemin ediyorum 7-8 kilo var. Evet, yurt dışına çıkmışımdır ve manitam beni boynuzlamıştır. Kar koyunu. Kar koyunu. Aha. Bu yabani. Çubuk. Bir tuğunum ne kestim adam kim gene değil. Bu da bir şeyler yazıyor ama tabi anlayamadım. Buna ne diyorsunuz? Runa mı dedin? Runa. Saha runası. Saha Türk runası. Yani her şeklin bir manası vardı. Bakın bir tanesini ben biliyorum. Her şeklin açıklamasını yazmışlar ama tabii ki Rusça. Bu şey, şu çizgi yeryüzü, bu da işte gökyüzüne çıkıyor. Bu şey mi? Ruh, gökyüzü, kök. Kökyüzü. Sakalı Angen. Angen böyle. Uskene böyle. Kuznet. Demir ustası. Ha, demir ustasının simgesi o da. Tabii ki bu bayağı üst düzey bilgi isteyen şeyler. Yüngen. Latken, Hristiyen. Niye Hristiyan şeylerden? Kim babayı kim dilebilir?
Hristiyanlıkla şey arasında bir bağlantı mı bu yapmaya çalışıyorlar anlamadım. Şu an bu Hristiyanlar Hristiyanlıkla tokok. Hristiyanlıkla Türklük benzeyen. Aha, Türkiye'nin ıbıtlar Hristiyan. Benziyor, benzeyen. Antropolog, Türkolog abiler denk gelip de görmüştür belki daha ya da Rusça bilen arkadaşlar daha manalı şeyler söyler. İki serkeptörge sakalı ağalar evet. Benim adım Aygın Uğuz. Temir Uğabın. Benim Uğamıdım. Şöbetten taksa hıbı oldu. Sağa herin Temir Uğuzların tüm süydün dolarakşı direktörübün. Uğuzları sağlayabın diye kıyıp. Onlattan bugün de bu Mühimet Yolcetti Hedjar. Kanda Kuhanabın Körü Hedjar. Mahtal diye kıyıp. Kelen Yolcetti abi tüger. Dura Muktarat'tan, Mılı Bılgat'tan, Bir Tullah, Bir Estağ, Bir İtağallah, Künge Sügör Yer, İtağallah, Amuktar, bu ağlar da. Antık anne kedi, doktor ödüyenler, religiyalar ödüyenler, varı ıhıldan, Hedjavut bilgin. Nartın tüme hatırlar bilgin, bağır tümsü yokbut kendin. Burada şimdi kendi kullandığı iş bıçağı vardı ama bir de şimdi bu yaptığı bıçakların bitmiş hali var. Çok güzel. Çok güzel. Bakayım. Ha bu at. At kılı. At kılı. Burada her yerde kullanıyorlar. Bu da deri. 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 İnek. Öküz. İnek deriydi. Güzel. Sahacı. Inak deri de. İnek deri, sakaca. Inak deri de. Şu an bana bunu hediye etmek istediler. Çok güzel. Ama maalesef ben bunu uçağa bindiremiyorum. O yüzden böyle değerli bir hediyeyi de alamıyorum. Çok üzücü oldu. Atölyede de doğalgaz vardı. Sıcaklıkta şimdi dışarısı. Tabii ki buz gibi. Bu at. 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 At postuymuş. Al. Alamam mı? Nasıl götürüyor her şeyleri abi? Burada kar buz var ama hiç arabalarda zincir yok. Bütün arabalarda böyle baya böyle bir dişli kar lastikleri var. Ve Moğolistan'da da Rusya'da da bütün köylerinde hep 300-500 metrekare alanlarda çevrili. Kendilerine ait bir tane evleri, bir tane hobi odaları ya kömürlükleri var. Bunlarda da şey varmış, kış olduğu için patates gömlekleri ya da patatesleri koydukları yerden yüksek bir şey varmış. Ambar varmış, ambar mevzusu bunlarda da varmış. Aynen, bir tane husky köpeği. O da huskyymiş. Diğer siyah normal. Abi demek ki hayvanlar buraya uyum sağlamış. Yani mezarlık. Bu Saha mezarlığı. Katas mezarlığı. Şu anda da arabada Saka radyosunda Saka müziği çalıyor. Şimdi bir okula geldik. Ve bu okulda Saka geleneğini yaşatmaya çalışıyorlarmış. Ve bununla ilgili okulda çalışmalar varmış. Bu gördüğünüz ineklerin boyu kısa, derileri ya da yağlı ya da vücudu. Yani bu coğrafyada eksi bilmem kaç derece yaşamaya müsaitmiş ve bunlara da Saka ineği diyorlarmış. Şu an geldiğimiz okulda da bunların yetiştiricilerini korumasını falan yapıyorlarmış. Burada da Yakutistan bölgesinde biliyorsunuz elmas, yakut, demir, bu tarz cevherler çokça var. Burada da öğrencilere, çocuklara onların nasıl en iyi şekilde işleyeceklerini, ustalıklarını falan öğretiyorlarmış. Abi yüzlerce sembol gördüm burada ya. Yüzlerce sayısız sembol gördüm ama hiçbirinin ne olduğunu, ne işe yaradığını zerre kelime tabii ki maalesef bilmiyorum. Bu otlar donarmış ama yine de bunlar yiyebilirmiş. Yani hem donmuş yerden sudan içebilirlermiş hem de donmuş samanı bile yiyorlarmış. Ha, bunları da şimdi şey yapıyorlarmış. Bu coğrafyaya da yaşayabilir hale getirmeye çalışıyorlarmış bu laboratuvarda. Yani buraya uyumlu hale getirmeye çalışıyorlarmış. Tohum çalışması yapıyorlarmış. Onu bağlar.
Ha tamam. Bunu şimdi resmini koyarım, adını da yazarım, unuttum, bize de var. Ormandan topluyorlar bunları. Fide, o gördükleriniz ise fide tohum çalışması da burada yapılıyor da buraya giremedik. Klon. Klon, aha. Burası tamamen Saha okulu. Saha okulu. Enatın kim? Markov Pavel. Sen enatın kim? Stepanov Lyubomir. Bu yıl böyle projektedin. Üstahtık ilerledi. Matlar. Bu yıl. Bu yıl, ha. Bu yıl. Tamam. Girdim. Geldim. Girdim. Tamam. Anladım. Buraya. Proje. Tamam. Enne atın kim? Nikolay Fanasiş. Tamam. Burada ne yapıyorlar? Bunda Tugan atın. Bunda haklı terimde. Bunda oğulları gitti. Üyleliyivit. Proizvodstvonun cahır görevut. Oğulları proyektlerin ulaşı kirleri. Onta tip proizvodstvot. U bahate tuşvonka. Kuchu çay. Onna uha. O kendine hayin ettiğe ritu da birini yamarıldı. Bu bileyim bu oğlar bu manlık morsan var hıncalı. Bu üçü upakovkalanı. Bu prototip ufa zikutsu karışı. Oğlar. O hayin ettiğe lağır gülü lağır oğlar koçu çay. Naturalni. At. Magda. Balık çorbasıyla çaydan bana hediye verdiler. Magda. Bakın böyle malzemelerle şu an dış cephe katlıyorlar. Burası okul, school. Okul. Yeni yapılıyor. Bu eski. Anladım. Alexis sağ olsun. Şey yapmaya çalışıyor. Kendisi burada biraz da biraz böyle gönüllü gibi. Yani gönüllü nasıl diyeyim? Aktivist diyebiliriz işte bu işe. Saka Türklerinin tanıtımına kendisi gönüllü hareketlerde bulunmaya çalışıyor. Türkiye'den buraya gelen akademisyenleri de bazen misafir etmiş. Hatta daha önce Nazgül'ün videosunu izlediyseniz kendisi orada da Nazgül Hanım'ı gezdirmişti. Buradaki seyahatinde yardımcı olmuştu. Bugün de bize yardımcı oluyor. Kendisi de ön planda olmak istemiyor. Elinden geldiğince de malumat vermeye çalışıyor. Burada sahaların yaşayışları hakkında görseller bize sunmaya, bilgiler vermeye çalışıyor sağ olsun. Evet, köydeki etkinliğimiz bitti. Tam yola çıkarken otobüsü gördük. Şehre gidiyoruz şimdi. Tamam. Evet, yine Saka bayrağını görüyorsunuz. Burası da Sakaların meclis binasıymış. İl tümen diyorlar. Sakalar tahmininden çok daha fazla kültürlerine, benliklerine, dillerine sahip çıkıyorlar. Sahip çıkmışlar ve bununla ilgili, sahip çıkmakla ilgili de özleri de hareketlerini gördüm. Yani şu ana kadar da en çok çıkmaya çalışan halklardan birisi bu oldu. Yani bunlar oldu. Türk halkları arasında o kadar gezdim. Gerçekten helal olsun. Dünyanın en uzaktaki Türk halklarını ziyaret ediyorum. Ama özünü en çok korumaya çalışan insanları yine burada görmüş olduk. Evet, şu an bu gördüğünüz yer bir müze değil. Gerçekten mamut dişlerinden yapılmış. Hediyelik eşyaların satıldığı bir yermiş burası. Şu aman aman pahalı değil aslında. On binlerce, yüz binlerce yıllık bir şey bu fiyata satıyorlar sonuçta. Mamut dişine ayının tırnağını takmışlar. Bu ayı. Aha tamam. Yine burada eski Saha insanlarını görüyorsunuz. Yanında kurt var. Ha, bugün kımız içtiğimiz kahve. Çoron. Çoron, ha. Böyle yerleri geziyorum çünkü şu an görüyorum ki bu insanların eski gelenek, görenek ve yaşayışları nasılmış, sembolleri nasılmış. Tabii ki bu insanlar sakalar, mamutları görmemiştir muhtemelen ama emin de değilim.
Bayram. Bayramlarda, tamam. Kadınların taktığı, saka kadınların taktığı altın sikler. Kız çocuk. Aa, burada kurt postu görüyorsunuz. Evet, ben bir sürü mamut dişinden bir şeyler aldım. Ama sertifikaları da var. Yani uluslararası taşıma gerekli belgem de var. Bunların bir tanesini kendime aldım. Bir tanesini Berko'ya aldım. Ve 8-10 tane daha var. Bunları da her zaman söylüyorum, bir gün yapacağım onu. Instagram'dan satacağım bunları. Ta dünyanın bir ucundan, Yakutistan'dan. Milyon yıllık mamut dişi. Tabii ki ona da hatırı sayılır bir fiyata satmam lazım ki. Değilsin getirdiğimize götürdüğümüze. Abi burada hava şöyle ilginç. İçeri giriyorsunuz +30, dışarı çıkıyorsunuz -30. Ayarsız. Evet, Yakutistan'ın da en renkli noktasını size göstereyim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz karşı tarafta bir iki tane market var. Bu karşımızda da bir tane diyeyim, hadi ya da iki tane birleşik mi tamamlayamadım, AVM var. Şimdi Yakutistan biliyorsunuz. Adı üstünde Yakut. Oradan geliyor değerli taşlar, elmas, altın, gümüş, demir, her türlü madene ev sahipliği yapıyor. Şimdi yine onlardan işlenmiş el yapımı ürünleri görecekmişiz. Evet, şu an Yakutistan'ın en ünlü mücevhercisi ve hediyelik eşyası yapan yerlerinden birine girdik. Evet, yine mamut dişinden yapılmış bir abimiz. 34.000 ruble. 34.000 ruble. Yine burada mamut dişinden bir şekil var. 102.000 ruble. Bu 124.000 ruble. 300.000 ruble. Aa, size mamut kafası. Ayıp. Bulgaristan. Aa. Ayıp postu. Burası ne kadar ilginç bir yer. Yukagir. Ger, evet. Kemiklere bak. Bu da yine mamutun ayağı. Tahminimce sol ayağı. Popo adam mı gelmiş buraya? Oha. Endonezya. Türkmenistan. Bahreyn. Bahreyn'den gelmiş o. Bu kam. Kam. Bu Şam. Kadın. Kadın. Evli. Evli kadın. Bu Saudi Araplar. Allah Allah. Şimdi buranın sahibi bir abla geldi. Bu dedi ki Türkiye malı. Bu da Türkmüş. Bu da Türkmüş. Hadi bu bizde var ama buna emin olamadım. Hadi oğlum bu tuhaflar. 5 karakter. 100 yıl. 5 karakter. 5 göz. Saha 5 karakter. 5 karakter. 5 göz. 5 göz tipi. Bir yakın bir var sahalar. Hangisi 5 göz? Bu. Ha, evet. Bakın şu 4 tane köşede bir tane ortada 5 göz var ya. Bu simge sakaları tanıtıyormuş, simgeliyormuş ve Nepal'de sakalar var. Türkiye'de de sakalar şimdi var. Şimdi yok. Yani önceden. Nepal'da 5 gözlü. 5 gözlü var. Yani onu sakalar mı yapmış? Yok, Nepal. Eski sakalar Nepal'dan geldi. Burada da 5 gözü var. Alexander Pavlov'ta. Ben bu Kierge Yüvelin'e firma direktörü ben. Onun zamanı da atı terifi Kierge'nin bu olan. Atı bu Türkçe'ni gitti ben. Ve hem en elbak ne kanada. Öyle dakika. Başladan turan ben oğlum, Ulufan oğlumuz. Bana Тогонышларда Сахатурешке колледж арылды бутыгер, Анатолийске колледж арылды бутыгер. Сахалар, бу Европа оларар, даже Анды диоларар, ахалар календар онна ыхтыхта атыбит. Но пандемия мейдан иди, кейн ыхучуди бол батака, онын үсті дағыны бірі, біріме бар,
Nüsyondan Talya, onu çevirgen Sakayar gedin durur. Maktav. Maktav demiş. Abi buradaki her şey buradan çıkıyormuş ya. Yakutistan'ın toprakları bu kadar verimliymiş yani. Pırlan değil bu, elmas. Elmas. Вот это хром диапсид, наш якутский изумруд. Якут изумруды. Вот танзанит. Танзанит. Камень из Танзании. Evet, rica ettim en pahalı ürünü görebilir miyim diye. 8 milyon rubl. 8 milyon 199 brilyanty i paraiba kamen. Paraiba taşı. Paraiba turmalin. Turmalin. Granat, редкий розовый гранат. Kenarda. Можно два кольца на себе. 2 yüzük. Transformer. Ya transformer. 2 yüzük. Evet. Şimdi Alex ile karların altında romantik bir yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel, çok hayret ettim. Gerçi şu an işimiz saati 6. 7'den 8'den sonra daha doğrusu kimse olmuyor. Ya da ben bu meydana hiç gelmemişim 8'de. Belki o saatte o yüzden insan görmedim. Şimdi Alex ile yemek yemeye gidiyoruz. Şimdi de evinde kaldığım o Türkçe bilen abla vardı ya, Katya. O bana yazdı, dedi ki Mehmet buraya gel, burada bir tane daha Türk buldum. Burada bir tane Türk arkadaş üniversite okuyormuş. Yakutistan'a gelmiş üniversite okumaya. Şimdi onunla tanışacağız, videoyu da orada bitiririz. Evet, önü arkası da belli değil. Yüzü de belli değil. İki tarafı da aynı çünkü Yakutistan'da insanlar o kışın -50 olduğu zaman böyle giyerlermiş. Yani onun makarası yani, göndermesi. Yüz yok. Şimdi ben dünyanın her yerinde Türk olduğunu biliyorum. Yani böyle düşünüyordum ama Yakutistan'da da yoktur. Yani şöyle vardır diyordum. En azından geliyordur, bir iki ay akademik eğitim alıp gidiyordur. Şu an Yakutistan'da resmen bir Türk kızı var. Betül, burada yüksek lisansını yapmaya geldin. Öncelikle sen deli misin? Ne bileyim, canım sıkıldı ya, eve gidiyorum desen 3 gün 4 gün sürer. Yani parasını bile versen yarın gidemezsin. Evet öyle. Yani planlamak gerekiyor. Buraya ilk önce seninle ilgili soracağım. Sorun olur mu? Yok. Buraya ne eşi de geldi? Ben üniversitede okurken Türkoloji okudum. Bu nedenle ya bu alanlarla alakalı, Türk devletleriyle alakalı, Türk dilleriyle alakalı ilgim vardı. Bir hocam sayesinde saha Türkleriyle, saha Türkçesiyle tanıştım. Bu alanda aslında çok fazla çalışan genç öğrenci olmadığını düşündüğüm için ilgi duymaya başladım. Sonra ikinci sınıfta falandım. İlgi arttı ve buraya gelmeye karar verdim ve buradayım yüksek lisans için. Biliyor musun neden burada geldim? Senin için. İyi arkadaş evet, olmuşsunuz. Ben dua ettim. Evet. Fark ettim. Evet. Bak nasıl tahmin ettim hemen. Bir şey daha soracağım. Hani burası bildiğin çok soğuk bir memleket ya da bize çok zıt bir toprak. Ne umdun ne buldun ya da burada yaşanmak nasıl bir duygu? Zaten araştırıyordum. Bütün bu YouTube'daki videoları izlemiştim, araştırmıştım, okumuştum. Evet çok soğuk. Yani ben buraya ilk Nisan ayında geldim. Nisan ayında Türkiye çok normalken burada -20 montlar, işte kalın kazaklar, içlikler, botlar giymeye başladım. Ve hani ilk geldiğimde çok heyecanlıydım çünkü 4 yıldır falan buraya gelmek istiyordum, hayalini kuruyordum. Şimdi tabii çok soğuk olduğu için işte sabah okula gitmek, akşam okuldan dönmek, bu tarz şeyler zor. Yani Türkiye'de yaşayan bir insan için. Onun haricinde zaten çoğu şeyi biliyordum, hakimdim. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Belki merak edenler vardır. Burada hani senin gibi bu yani bu video çünkü hani sakalarla ilgili olunca mutlaka bu açıkla bir Türk kalık öğrenci izleyecektir. Hani olmaz gelmesi çok sıkıntılı mı dersin? Biraz belki zorlar ama halledersiniz mi dersin? Hallederler. Ya Türkoloji öğrencisi ise burada benim çok yakın arkadaşım Somalili. Somalili 10 öğrenci var. Nijerya, ya Afrika'dan gelen insanlar. Hayatlarına göre de en düşük sıcaklık 30 derece. Tabii ki. Yani Haziran ayında 20-25 dereceyken işte çok sıcak, biz çok sıcak derken o üşüyordu. Sokakta insanlarla anlaşabilirsin. Yani Türkçe bilen bir insan yavaş yavaş karşısındaki insan yavaş konuştuğunda anlaşabilirsin.
gibi. 3 ay yeterli mi sence sakallarla anlaşmak için? Tamamen değilse bile %30. Ben evet. Ya biraz ilgisi olan insan için evet. Sakaları nasıl umuyordun? Saka Türkleri nasıl umuyordun? Nasıl buldun? Buraya gelmeden önce çok fazla saha dili konuşulduğunu düşünmüyordum. Kesinlikle. Parantez açabilir miyim? Saha mı, saha mı? He. İkisi de var. Saha. Yani saha. Yani literatür olarak saha. Geldiğim ilk gün, yani hastaneye, işlemlerim için hastaneye falan gitmem gerekti. Çok fazla saha dili konuşuyorlardı ve ben hani ilk duyduğumda sahaca, Rusça hani ayırt edebiliyorum, Rusça da bildiğim için. Bir de devlet dairesinde sadece konuşuyorlar. Tabii, yani güzel. Bütün devlet dairelerine gittiğiniz zaman, yani Türkiye, Türk diye biraz da eğer sahaca biliyorlarsa ya da bu alana ilgisi olan biri ise anlar. Otobüste giderken işte durak isimleri önce Rusça, sonra saha dilinde söyleniyor. İlkokullarda, ortaokullarda, liselerde saha dili eğitimi veriliyor. Üniversitede saha dili eğitimi veriliyor. Ayrıca zaten burada saha dili enstitüsü de mevcut. Güzel. Sen buradaki şu an tek öğrencisin, evet. Türk. Hatta bildiğim kadarıyla tek Türk sensin. 61'i duydum, evet. Normalde de şu gün aslında önceki senelerde -30'lar oluyormuş ama bu sene -15'i bile görmüyor. Benim yani sınıf arkadaşlarım bu sene geç geldiğini söyledi kışın. Benim için çok iyi. Evet. Alışma süreci. Benim için kötü oldu çünkü ben -30-40 için geldim. Evet. Bir Türk olarak biz de özetle ve anlayabileceğimiz şekilde kimdir bu saha Türkleri, anlatabilir misin? Yani bizden çok farklı olmayan Türk toplumunun bir parçası. Yani Türkiye'de saha Türkleri çok fazla, ya bizim alanımızda tabii ki biliniyor. Ancak işte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan daha çok biliniyor. Saha Türkleri Rusya toprakları içerisinde yaşayan özel bir cumhuriyet, saha cumhuriyeti Yakutya diye geçiyor isimleri. Çok uzun yıllar önce, yani biz beraber yaşarken çok uzun yıllar öncesinde ayrılıyoruz ve onlar Lena Nehri'ni takip ederek bu coğrafyaya, Sibirya'ya geliyorlar. Ancak dillerini hala kaybetmemişler. Çok fazla ortak kelimemiz mevcut. Buraya kadar, yani ta Sibirya'nın bu kadar yukarısına kadar ne zaman çıkmışız ve neden çıkmışlar? Yani onun tarihsel sürecinde Baykal Gölü'nün orada yaşarken daha sonrasında kovularak, aslında Buryatlar tarafından kovularak buraya kadar gelmişler. Lena Nehri'ni takip ederek. O dönemde de Lena Nehri donuyor ve bu coğrafyaya, Sibirya'ya kadar çıkıyorlar. Burada daha kapalı bir şekilde yaşıyorlar. Bu şekilde de dillerini koruyabiliyorlar. Yine hala insanlar eski Türk inancı olan işte şamanizm ya da tengricilik diye adlandırdığımız dine hala mensuplar. Bazı insanlar başka dinlere mensup. Çok fazla ya arkadaşım oldu. Bazıları tengriciliğe inanırken bazıları Hristiyan. Ama dilleri aileleri tarafından konuşuluyor ve korunuyor. Teşekkür ederim. Sana buradaki hayatında başarı dilerim. İnşallah donmadan Türkiye eğitimi tamamlar, denersin. İnşallah. Katya, kızımız sana emanet. Sen kendin çok sıcak bir insansın. Onu da burada Selçuk'un evini. Biz de Türkiye'ye geldiğin zaman her zaman bize yaz. Bizim de bütün kapılarımız sana açık. Kesinlikle. Sağ olun. Bu arada biz Özbek restoranı mı bura? Evet. Evet, Özbek restoranında buluştuk. Onlar da Türk. Çok ilginç. Şu an abi Sibirya'nın en kuzeyinde bir yerdeyiz ya. Şaşırıyoruz ama aslında Sibirya toprakları da Türklerin toprağı. Tabii ki. Çünkü yani. Biz niye şaşırıyoruz? Ben İstanbul'da doğmuş büyümüş bir adamım. Şaşırıyorum ama şaşırmamam lazım. Hocam bir şey daha soracağım. Evet. Hocam diyorum sana. Bu bununla ilgili ben bir video yapacaktım ama zamanım kalmadı artık. Kızılderililer Türk mü? Neden onu burada soruyorum sence? Çünkü burası daha yakın diye. Evet, çünkü hikaye buradan başlıyor, evet, değil mi? Evet, evet, buradan başlıyor. Buranın donmuş olacağı için buradan çıkan bir grup Türk donmuş o hangi ne Boğaz mıydı orası, neydi? Bering Boğaz. Bering Boğaz, ben de öyle biliyorum. Evet. Yani Bering Kızılderililerin Türk olduğu iddiasını benim en iki noktada çekiyor. Bir, buranın Bering Boğazı'nın gerçekten donmuş olma ihtimali var.
İki, bizim ta oraya yakın yerlerde bile Türk yerleşimleri var. Evet. Ve geçmiş olabiliriz. İkincisi de Kızılderililerin çadırlarıyla Sakaların çadırları çok, çok benziyor. Ben yani bu konuda aslında akademik olarak tam bir eğitim almadım. Ben de tabii. Ama şöyle bir durum var. Geçen sene Saha Tarihi diye bir dersim vardı. İşte burada yaşayan halklardan biri olan Çukçiler kuzey tarafına, yani o Boğaz kısmına daha yakın ve onların aslında işte okulda anlatıldığı şekilde anlatıyorum. Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına geçtiği söylendi bana. Kızılderililerle bir bağlantısı var mı? Belki hani o geçen Çukçiler Kızılderililerle bağlantılıydı. Çukçiler ama hani Türk değil. Anladım. Şöyle, ben de Türk olarak söylemeyeyim zaten. Ben de yanlış söylüyorum. Benim de tahminim Sibirya halklarından bir tanesi, yani Orta Asya'dan, yani Moğolistan steplerinden çıkıp Kuzey Sibirya'ya varıp oradan da halklardan bir tanesi bence gitti. Evet, çünkü buraya geldikten sonra her şey çok olağan gözüküyor. Çünkü hani daha mevsim Ekim ayıyken buz, taş, yol oluyor yani. Her taraf. Evet, yani siz de gördünüz. Evet. Nehir donuyor ve o da arkadaşımın söylediğini anlatmak istiyorum. Kışın eve gitmek benim için buradan daha kolay çünkü nehir donuyor. Donunca araba daha rahat gidiyor. Bu cümleyi ben hem Duhaları gezdim ya, orada bir göl var, Hösgöl. Hem orada duydum. 15-16 saatte gidecekleri yolu 7 saatte geziyorlarmış. Evet, evet, evet. Aynı cümleyi de İrkutsk'a gelince Baykal için söylediler. Evet. Şansıma 2-3 gün evet. Yoktu ama şimdi kar başladı. Bu arada mangoyu görüyorsunuz. Adamlar her yere mağaza açmış ya.